Arkadaşlar tekrar merhabalar. Garfield Park çalışmaları bitti. Bunun da kaydını birlikte yapacağız. Ön çalışmasını gene yaptım. Fazla uzun sürmesin diye uğraşıyorum şu an için. Yorumlarda bir takipçimiz benden bahseder misin demiş. Tabii ki ederiz. İzmir'den Ercan Bey yeni katılmış aramıza. Bu vesileyle de yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bu arada tabii 3 aydır bu yorumları yapmaktayım. Aynı bu şekilde çalışmalarımı vermekteyim. 3 ay boyunca dünyanın dört bir tarafını dolaştık. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalıştım. İyi zamanlar da oldu. Tam tersi kötü zamanlarımız da oldu. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, videolarımızı takip eden, izleyen cefakar takipçilerime de bu vesileyle teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim. Hepiniz var olun, sağ olun. Geçelim birinci koşu. Maiden bir satış koşusu. Garston Park iki gündür, iki programdır fena gitmiyoruz. Umarım tutturan arkadaşlar çoğunluktadır. Bu bayram arefesinde biraz açlık babında bir şeyler kazandırır, bırakır diyeyim. Temel amacımız kaybettirmemek arkadaşlar. Benim temel amacım burada. Oynayan oyuncu arkadaşlarıma, bu işi severek yapan arkadaşlarıma kaybettirmemek. Amaç bu olmalı. Kazanç ikinci planda gelmeli. Önce cebimizdeki paranın kıymetini bilmeliyiz. Bu vesileyle tekrar Maiden satış koşuyla başlıyor. Birinci koşuda kazanç bölgesinde handikap ve kazanç puanı olarak birinci sırada çıkan iki nolu Safkan ben de bu yarışın favorisi çıkar arkadaşlar. Kazanabilir yarışını, gelebilir. Benim için normal sonuç olacaktır. Burada 4 yaşında bir Safkan var ki mesafe uygunluğuyla handikap kalite puanı, kazanç puanı fena değil. 8 nolu Safkan rakip olarak önereceğim Safkan'dır ki hani çok fazla da ayıramadım, o yüzden tek gösteremiyorum bu Safkan'ı 2'yi. 8 rakibi aynı şekilde 5 nolu Safkan tek yarışına geliyor. Kalite puanı gruptan yüksek. Bu yarışta da olması gerekir. Bu üçlüyü ayırmadan ben yazmanızı öneririm. 2, 8 ve 5 nolu atları. Daha sonra 10 ve 14 nolu Safkanlar gelir. Bunlar da kazanç bölgesinin atları. Ve sıralama 7-4 diye gider aşağıya doğru. Bir tane handikapsız at var. Yüksek KGF çıkarsa mutlaka ekleyin. Umarım söylediğimiz gibi de yarışlarını bitirir. Koşuda da başarı sağlarız. Birinci koşu böyle arkadaşlar. Biraz karışık tutmak zorunda kaldım. Geçiyorum. İkinci koşusu gene Maiden satış koşu. Burada da handikap ve kalite puanıyla yukarıda kalan 10 nolu at direkt favori atımdır. Yarışını koşarsa kazanmaması için bir sebep yok. Kazanır gözüyle bakıyorum ben. 10 nolu Safkan'a. Maiden'dır. Her şey olabilir. At yarışı zaten temeli mantığı budur. Her an her şey patlar. Fransa'nın 3. yarışında takip ediyorum. Şimdi 3. yarışında sürprizi getirdiler. Geldi o Safkan, dişili Safkan'da erkekler koşmayınca bir at gelecek sonuçta. Bunlar olağan şeylerdir. Her programlarda olur. 3-4 yarış favori arka arkaya gelmemesi için araya bir sürpriz Safkan sokarlar. Ya da o programı oraya koyarlar ki sürpriz çıkacağını bilirler, program yapıcılar. Biz de burada devam ediyoruz. 10 nolu Safkan koşarsa yarışını kazanır. 6, 1, 7 ve 8 nolu Safkanlara dikkat çekelim. Özellikle 7 ve 8 nolu Safkan ya da öncelikle 7 nolu Safkan. Yaşının verdiği ve son formuyla bir avantajı var. 45 kalite puanında. Şu aşamada 10 numaraya gücü yetmez ama 10 numara koşmazsa diğer kalan atlara gücü yeter arkadaşlar. 7 nolu Safkan'ı da ön planda tutmuş olayım ve diğer atlar şeklinde işaretledim. Kararı size bırakırım diğer atların yazımında. Biraz yakın birbirine grup. Diğer atlarında yazmadığım, işaretlemediğim atlarında şansı var. Buna göre dikkatli olursunuz. 10 numara istediğiniz yarışı yapmazsa sürprize de açık bir yarış olduğunu görmekteyim. Güzel de açıkladım. Geçiyorum burayı. Şartlı bir yarış tekrar geldi. Satış 3 yukarı İngilizler. Tablolar kaliteli programlarda, kaliteli hipodromlarda iyi sonuçlar veriyor arkadaşlar. Bunu defalarca söyledim ve şahit oldum. Garfield Park'taki başarımızın sebebi de bir nebze olsun başarımızın sebebi biraz kaliteli yer olması benim gördüğüm kadarıyla. Gene aynı şekilde 3. koşuda 6 nolu Safkan kazanç ve kalite puanıyla 1. sırada olması bu atın yarışını kazanmaması için tek sebep var. Dişi Safkan yaşı olarak
O ama kazanmaması için bir sebep yok. Benim tekimdir. Tek kullanabiliriz. Gene rakibi yaşlı atlar. Bakın 4 yaşında ve 5 yaşında safkanlar var. Eğer kaliteli puanlarını düşürmeselerdi mutlaka önerirdim. Burada altın oğlu safkanı yalnız bırakacağız. Tek tutacağız. Umarım bizi yanıltmaz. Yarışını, güzel yarışını yapar. Olmazsa olmayabilir tabii ki. Yarış bu. 5, 7 ve 4. Öncelikle 7 nolu safkandan bahsedeyim. Sonra 5 ve 4 nolu safkana sırayla yazmamız gerekir kanısındayım. Yeterli olur mu? Yarıştır. Her şey olur. Umarım 6 yarışını koşar, güzel koşar, bizi yanıltmaz. Yarışında kazanır arkadaşlar. Genelde böyle safkanlar 5 yarışın 4'ünü kazandılar. Bu şekilde çıkan safkanlar grubun üstünde oluyorlar. Geçiyorum 4. koşu. Maiden satış koşu. Burada da 10 nolu safkan tabelasıyla, kazanç kalite puanıyla grubun üstünde kaldı biraz. Forim'dir. Gene bir ayrıca tekimdir. Yarış kazanmasını beklediğim bir safkan. Rakibi çok uzakta değil, yanında 2 nolu safkan. Avantajı 5 yaşında olması. Beraber yazılabilir mi? Karar size bırakırım. Eğer 10 nolu safkanı tek düşünmüyorsanız öncelikle 2, sonra 3, 1 ve 4 nolu safkanları öneririm bu koşuda. Tabii bir de dün de oldu. Kumlar, çimler kuma döndü. Hiç sevmediğim bir şey ama umarım bugün yapmazlar bunu. 5. koşudayız. Burada da şartlı 4 yukarı İngilizler. 8 nolu safkan. Gruptan kalite olarak yüksek ve kazanç puanı olarak da yüksek. Genelde bu safkanlarda yarışlarını kazandılar. Yüksek kazanma oranına sahipler. Böyle safkanlar. Tekimdir. Öneririm arkadaşlar. 8 nolu safkanı. Umarım gene yanıltmaz bizi. Yarışını kazanır. AGF'lere gene bakmadım. Bilmiyorum ne durumda çıkacaklar. Bu safkanın rakibi gene kazanç bölgesinde iyi handikap kalite puanına sahip formuyla 4 nolu safkan olur. Benim görüşüm bu. Olmazsa bu safkanlar, iki safkan da sürprize geliyor artık yarış. Gayet de güzel sürprizleri var. 12, 14, 15, 1 nolu safkan, hatta çok uzak ihtimalde 2 nolu safkan sürpriz yapabilir arkadaşlar. Bunu da aktarayım. Çıkan atlar olacaktır. Buna göre de değerlendirme yaparsınız. Tablo da burada. Tablolara da aşinasınız artık. Çok fazla da önemsemiyorum. Anlatsam çok anlatırım. Konuşmaya bırakırsanız yani sizlerin de bir kararı mutlaka olsun. O yüzden çok fazla da konuşmak istemiyorum. Defalarca anlattım artık. Yani yaklaşık 3 aydır tablolar üzerinde devamlı konuşuyorum ki beraber de çalıştık. Ne yaptığımı göresiniz diye ayrıntılı verdim. Elimden geldiği kadar bu bilgiyi de aktarayım. 6. koşuda Maiden'dayız. Burada 4 tane atın birbirine çok yakın olduğunu görmekteyim ki az yarışlar beni devamlı yanıltıyorlar. Burada bu 4 atı ya da 5 atı beraber değerlendirmemiz gerekir. Hatta varsa diğer atları da. 8, 9, 6, 7. Forim altın oğlu Safkan ikinciliğiyle geliyor bir tane. Yani 4 yaşında olması avantajdır bu grupta. Forim olur. Altın oğlu Safkan. Ve yakınlar birbirlerine. Diğer safkanlarda mümkün mertebe at bulundurmakta fayda var. Hatta 2 nolu safkanın da yaşı itibariyle bu yarışta söz sahibi olabileceğini söylerim. Handikapsız 2 tane at var. AGF yüksek çıkarsa mutlaka değerlendirin derim. Benim tablo bu şekilde söylüyor. Yani dengeli safkanların bir arada bulunduğu, yaşların ayırdığı altın oğlu atın da favori olduğu bir yarış arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. 7. koşudayız. Şartlı bir yarış satış koşusu. Burada da kazanç bölgesi kalite safkanı altın oğlu at direkt favori atımdır. Yarış kazanmasını beklediğim diğer bir safkan arkadaşlar grubun içerisinde. 4 ve 7 nolu safkanlar kazanç bölgesinin 1-2 atları, 1. 2. atları kalitelerini düşürdüler. Eğer koşacak at bulamazlarsa 4-7 bitirirler bu yarışı. Ama altın oğlu atlan ben çok iyi bir yarış beklemekteyim. Hakkıdır kalite kazanç handikap puanıyla bu yarışta birinci olma ihtimali yüksek bir safkan arkadaşlar. Sürprizi kim yapar? 8 ve 10 nolu atlardan sürpriz bekliyorum bu yarışta. Var, daha çok at var sürpriz yapabilecek. Öncelik bunlara verdim. Diğer yazımları size bıraktım. Benim gördüğüm tabloda bu arkadaşlar. Geçiyorum 8. koşudayız.
Satış şartlı 3 yukarı İngilizlerin bir yarışı. Burada da kazanç bölgesinde kalite puanı yüksek kalan. Diğer atlara nazaran biraz ön planda tuttuğum 10 nolu sapkan favori atımdır. Bu ata rakip 7, 9 ve 11 nolu safkanları görmekteyim. 11 nolu safkan grubun en kaliteli safkanı kaldı handikap puanı sebebiyle. Sürpriz yapıp gelir ganyanlı. Eğer 10 numaralı atı tek düşünmüyorsanız 7, 9 öncelikle 10 nolu ata 11 nolu at rakip olarak önereyim. Daha sonra 7 ve 9 nolu safkanları rakip olarak önermek isterim. Sürprizi yapabilecek safkanlar görebildiğim kadarıyla 8, 16, 12 ve 4 nolu safkanlardır. Bütçeniz el verdiği oranda yazılımında size bırakacağım. Şablon istiyorsunuz. Şablonu henüz öneremem, veremem. Çünkü bu atların içeriğini bilmiyorum arkadaşlar. Yarışlarını görmeden, derecelerini görmeden, nerede koştuklarını görmeden size bir şablon vermem demek yanlış yönlendirmiş olurum ki bu da hakkınıza girmem demektir. Onu da olmaz yani kendi adıma yakıştıramam. Görebildiklerimi anlatıyorum. Kurguyu tamamen size bırakıyorum her zaman olduğu gibi. 9. koşudayız. Şartlı bir yarış bekliyor gene. Satış şartlı. Bu favori plase bitmesi gereken yarışlar. Mantığı budur. Bir nolu sapkan grupta kalite puanı olarak kazanç puanı olarak da yüksek çıktı. Direkt favorimdir arkadaşlar. Birinci olmasını beklediğim bir safkan haline geldi. Risk almayı sevenler tek kullanabilir. Yakın rakipleri var. Yani çok uzakta bırakmayayım kendisini. 7 ve 2 nolu safkanlar yakın rakipleri çıkıyor bende ki ikili bekliyorum bu şekilde. Ve çok sürpriz bir at da 8 nolu safkan olarak çıktı. 1 arkası 7 ve 2 bitmesini beklediğim bir ikili de önermiş olayım bu yarışta. Umarım bir istediğimiz yarışı yapar. Yarışını kazanır. Kazanmaması için sebep yok. Her şey müsait yolunda gözüküyor. Evet, bu kadar arkadaşlar bugünkü yarışlarda. Bayram öncesi Arife günü umarım güzel bir harçlık bırakır bize bu programda. Söylediğimiz atlar iyi yerlerde gelir, yarışlarını bitirir. Ben mutlu olurum, siz mutlu olursunuz. Hayır duanızı alırım ki benim de en büyük kazancım oluyor bu aşamada. Tekrar görüşene kadar videomu beğenmeyi unutmayınız. Sağlığınızı, ailenize, sevdiklerinizle beraber güzel hayırlı günler diliyorum. Yarın da Ramazan'ınızı kutlayacağım. Arifenizde hayırlı olsun. Hoşça kalın.